Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, işte yok milletvekili transferlerini, meclis iç tüzüğünü tartışıyoruz. Şimdi olabilir mi? Yani bir bütün olarak siz memleketi karanlık bir yere doğru, antidemokratik bir yönetimi kalıcılaştıracak adımlar atarak sürükleyeceksiniz. Ama öbür taraftan biz bekleyeceğiz ki aynı yönetim siyasi partiler kanununda bir demokratikleşmeyi sağlayacak. Seçim kanunu demokratikleşecek, iç tüzük demokratikleşecek. Zaten hani eşyanın tabiatına aykırı olur böyle bir beklenti. Ama böyle pazarlanıyor. Örneğin etik denilerek pazarlanıyor. Şimdi önce oradan başlayayım izin verirseniz. Etik dedikleri şey ne? Milletvekili transferleri diye kendilerinin etik dışı tarif ettiği bir başlık var. Hemen somut konuşalım. 27. dönem parlamentosundayız. 2 yıl oldu bu parlamento kurulalı. Bu parlamentoda milletvekili transferleri bahsinde ne olmuş? Ne olmuş değerli arkadaşlar? Bakın. 2 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Halkların Demokratisi Partisi listesinden girmiş. Daha sonra kendi partilerine katılmışlar. 2 Saadet Partisi milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi saflarından, listelerinden girmiş parlamentoya. Demokrat Parti bir vekilini İYİ Parti listelerinden sokmuş ve Büyük Birlik Partisi de bir milletvekilini Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sokmuş. Sanıyorum buraya ilişkin bir tartışma zaten yok. Yani bu partiler yasaların izin verdiği bir biçimde listelerinden girdikleri başka bir partinin üyesi olmakla beraber başka bir partinin listesinden girmişler ve dikkat ederseniz hem Millet İttifakı içerisinde hem Cumhur İttifakı içerisinde hem de bu iki ittifakın dışında duran HDP içerisinde yani bütün diyelim ki ittifaklar içerisinde bu gerçekleşmiş. Buna ilişkin herhalde kimsenin bir itirazı yok. Peki tartışılan ne? Milletvekilinin diyelim ki bir ittifaktan diğer ittifaka geçişi. Esas tartışılması gereken şey bu. Vatandaşın belki diyelim ki tepki gösterebileceği. Şimdi bakalım ne olmuş? İYİ Parti'den, Millet İttifakı'nın bir parçası olan İYİ Parti'den seçilen iki milletvekili geride kalan 2 yıl içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına geçmiş. Cumhur İttifakı'nın bir parçası. İYİ Parti'den seçilmiş bir diğer milletvekili de Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmiş. Yani toplamda biz bu vekil transferlerini doğru bulmuyoruz falan etik değil tartışması yapan ittifak süreç içerisinde parlamentoda gerçekleşen tek ittifaklar arası transfer yapmış. 3 vekil oradan o tarafa transfer olmuş. Bitmiş mi bitmemiş? Bakın yani daha 1 yıl oldu. Yerel seçimler gerçekleşti. Yerel seçimler gerçekleştikten bu yana bu parlamento grup salonunda kaç hafta A Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılan belediye başkanlarından rozetler takıldı. Beyler hani siyasi etik tartışıyorduk. Bu geride kalan dönemde bütün transferleri siz yaptınız. Dolayısıyla burada bir ciddiyet aramak falan söz konusu değil arkadaşlar. Ha ciddi tartışacaksak buyurun tartışalım. Biz yıllardır söylüyoruz bu memlekette siyasi partiler kanunu, seçim kanunu 12 Eylül faşist cuntasının ürünüdür. Bunun demokratikleştirilmesi, halkın katılımına açık hale gelmesi gerekir. Soruyoruz burada ya bu siyasi partiler kanunuyla yönetilen partiler sizin yöneticileriniz arasında, üyeleriniz arasında, etkin üyeleriniz arasında, milletvekili listelerine koyduğunuz genel başkanlarınızın listeyi yaptığı bir tabloda hangi işçinin, emekçinin, yoksulun bu parlamentoya girme şansı oluyor? Sizin partilerinizin hepsi parası olanların konuşabildiği, etrafında zenginlerin kümelendiği yöneticilerden ibaret. Bu memleketteki milyonlarca işçinin, emekçinin, kadının, gencin siyaset yapmasının bütün kanallarını kapatmışsınız. Buyurun konuşalım. Hazineden aldığınız bu memleketin yoksullarının alın teriyle oluşan hazineden aldığınız partilerinize milyonlarca lirayı konuşalım. Türkiye İşçi Partisi gibi pek çok partinin 1 lira almadığını kayda geçirelim arkadaşlar. Milyonlarca lira alan partiler var. Hadi burada eşitlik sağlayalım. Hadi propaganda imkanları konusunda eşitlik sağlayalım. Yani diğer kanalları geçtik. Bu memleketin kamu adına yayıncılık yapan TRT'si. İktidar partisi dışında kim
sözünü duyurabiliyor halka ya. Buyurun, düzenleyelim bunları. Buyurun, genel başkanlık diktatörlüklerini kaldıralım bütün partilerdeki. Buyurun, %10 seçim barajını kaldıralım. Değerli arkadaşlar, demokratikleşme tartışacaksak, toplumun en zor durumda olanlarının sesinin daha kolay çıkabilmesi, tırnak içinde söylüyorum, an itibariyle güçsüz olanlara da güçlenme şansı tanınması gerekir. Bu iktidar bunu yapıyor mu ya? Bir kişi bunu söyleyebilir mi? Bu iktidar çoğunluk olanın, gücü olanın kendisi dışındaki herkesi ezmesi üzerinde kurulmuş bir iktidar. Kurdukları seçim sistemi de esas olarak bunu temel alıyor. Bakın değerli arkadaşlar, seçim tartışıyorsak, siyasi partiler kanunu tartışıyorsak, ilke tartışacağız. Hangi ilkeleri savunuyorsunuz? Siz bütün bu düzenlemeleri sadece o an için işinize ne geliyorsa ona uygun yapıyorsunuz. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye dünyada eşi benzeri olmayan ucube bir sistem kurdunuz. Referandumu olağanüstü hal koşullarında büyük bir baskıyla, çeşitli yolsuzluklarla kıl payı aldınız. Memleketin yarısının karşısında durduğu bu sistemi hayata geçirdiniz. Şu geride kalan 2 yıla bakın. Siz bile kabul ediyorsunuz ki artık patladı. Şimdi neresinden yama yapacağız tartışması? Neresine yama yapacağız tartışması? Bugün gündeme getirdikleri şey esas olarak budur. İç tüzük meselesine hiç girmeyeyim. Burada daha önce defalarca konuştuk. Yani bu iç tüzük çoğunluğun istediğini yapması üzerine kurulmuş bir iç tüzüktür. Bu iç tüzük işçilerin, emekçilerin, alın teriyle yaşayan insanların bu parlamentoda sesi duyulmasın diye yapılmış bir iç tüzüktür. Biz 2 yıldır her saniye onunla mücadele ediyoruz. O iç tüzüğün demokratikleştirilmesi gerektiğine dair en fazla şu meclisin son 2 yıllık tutanaklarında söz söyleyen siyasi partiyiz. Ama arzu ettikleri şey ne? Verilmiş teklifimiz var arkadaşlar bu konuda. İç tüzüğün grubu olmayan partilerin de söz hakkını, yasa tekliflerini gündeme getirebilmelerine dair düzenlenmesi için verilmiş teklifimiz var. Komisyonun gündemine bile gelmedi. 3 aydır, 4 aydır orada bekliyor. Komisyonun gündemine bile gelmedi. Yani demokrasi, etik, sizin ihtiyacınız olan şeyleri hayata geçirmeniz için yapacağınız düzenlemeler değildir. İlke tartışmak gerekir. Halkın sorunlarını merkeze alan, memleketin ihtiyacını merkeze alan, sarayın ihtiyacını değil, Cumhur İttifakı'nın ihtiyacını değil, memleketin ihtiyacını merkeze alan düzenlemeler yapılması gerekir. Değerli arkadaşlar, son olarak çok sık şikayet alıyoruz. Genç kardeşlerimiz bu pandemi sürecinde iktidarın neredeyse gözden çıkarttığı bir topluluk haline gelmiş durumda. Yani akıl alır bir şey değil. Memleketin en büyük gücü, herkes söylüyor, bu ülkenin en büyük şansı çok nitelikli bir genç nüfusa sahip olması. Yani bu memleketin geleceğini düşünen herhangi birisinin yapması gereken ilk şey bu ülkenin gençlerinin hayatını güvence altına almak. Gençlerin özgürlüğünü, refahını, mutluluğunu, huzurunu, sağlığını düşünen politikalar geliştirmektir. Ama ne yapıyorlar? Turizm patronları 3 kuruş daha fazla para kazanacak diye bu memleketteki binlerce gencin sınav stresini katlayan, sağlıksız ortamlarda sınavlara girmesine neden olan büyük yanlışların altına imza atıyorlar. Yetmiyor işte böyle internet üzerinden yapılan sınavlarda gençliğe güvensiz olduklarını gösterecek böyle çift kameralı, 3 kameralı falan sınavlar diye yeni modeller uyduruyorlar. Biz buradan özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan genç kardeşlerimizin haklı taleplerinin iktidar tarafından duyulması gerektiğini düşünüyoruz. Birçok öğrenci zaten stres ve baskı altında bu sınavlarda geleceğini kazanmaya çalışırken bir de sınav tarihleriyle böyle oynamak gerçekten gençlere amaç ben bu gençlere düşmanım demek değilse büyük bir hatadır. Hala geç değil. Bu hatadan
bir an önce dönülmesi çağrısı yapıyorum. Bütün genç kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum. Hepsine başarılar ve sağlıklı günler diliyorum.